أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللّٰهُمَّ اَمِنْ. Evet. Allah Azze ve Celle izin verirse inşallah bugün 43. baptan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhammed bin Abdülvahab'ın Kitab-ı Tevhid'inde. İnşallah bu hafta, bu derste iki babı beraber işleyeceğiz. Zaten işlediğimiz babların her birini bir önceki haftalarda hükümlerini anlattık. Tafsili bir şekilde kısa kısa anlattık dersten önce, dersten sonra. Dolayısıyla daha çok hadisleri anlatacağız. Hadislerden nasıl istifade etmemiz gerektiği ile alakalı bilgiler vereceğim bu baptan sonra. Evet, şimdi bu 43. bapta müellif getirmiş. Diyor ki, Babu ma ca'a fi men lem yakna' bi halifi billah. Bil halifi billah, yani Allah Azze ve Celle adına yapılan yeminle ikna olmayan hakkında gelen bab. Yani şu demek kardeşler, siz yemin ediyorsunuz Allah adına ama karşı taraf buna ikna olmuyor. Bab başlığı bu. Bunun Kitab-ı Tevhid'le bunun bizim meselemizle ne alakası var diyebilirsiniz. Şununla alakası var. Biz ne dedik? Kitab-ı Tevhid sadece şirk meselelerini işlemiyor. Bazen nankörlük meselelerini işliyor. Bazen büyük günah meselelerini işliyor. Bazen de Allah Azze ve Celle'yi tazim etme meselelerini işliyor. Burada da kastedilen bab başlığıyla alakalı olmasının sebebi, yani konumuzla alakasının olmasının sebebi şudur kardeşler. Birincisi, yemin eden kimsenin yemin ederken Allah'a tazim etmesi. İkincisi, karşı tarafın Allah adına yemin edilmesine rağmen onun bu tazimini kabul etmemesi. Bu Allah'a karşı bir saygısızlıktır. Allah Azze ve Celle'nin kadrini düşürmektir İnsanlar arasında. Dolayısıyla bu sebepten dolayı bu mesele Kitab-ı Tevhid'in içine girmiştir. Bunu böyle anlayacağız. Evet. Şimdi abi bab başlığını okusun. Ondan sonra rivayeti okusun. Tek bir rivayet zaten bu bab. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. 43. bab. Allah adına yapılan yeminle ikna olmayan. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızın adına yemin etmeyin. Allah adına yemin eden dürüst olsun. Allah adına edilen yemine muhatap olan razı olsun. Razı olmazsa Allah'a yakın değildir. İbn Mace. Evet, burada 3 tane emir var kardeşler. Birinci emir, babalarınızın adına yemin etmeyin diyor aleyhissalatü vesselam. Bilindiği gibi cahiliye müşrikler babalarının, yani atalarının üzerine yemin ederlerdi. Bugünkülerin yaptığı gibi ölen kimselerin üzerine yemin ediyorlar. Güneydoğu'da öyle, batıda da öyle. Dedelerin üzerine yemin ediyorlar. Mekke müşriklerinin içinde de bu vardı. Aleyhissalatü vesselam bunu yasaklıyor ashabının arasında. Sakın ha sakın dedelerinizin üzerine, babalarınızın üzerine yemin etmeyin. Geçen hafta bu mesele hakkında bilgi verdik, dedik ki yemin ancak Allah Azze ve Celle adına yapılır. Çünkü yemin eden kimse doğru söylediğini tekit etmek için ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin ismini öne atıyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin ismini kullandığın için doğru söylemen lazım. Bu tazim etme babındandır. Eğer şayet sen Allah Azze ve Celle'nin ismini kullanırken yeminine sen yalan söylersen ve sen başka şeyler yaparsan Allah Azze ve Celle'nin kadrini düşürmüş olursun. Sen bunu gidip başkasına yaparsan ona tazim etmiş olursun. Ondan dolayı biz dedik ki gerek dedelere, gerek babalara, gerek işte aklınıza gelebilecek atalara, gerek işte mezarlara, kabirlere, hatta çocuğunun üzerine, en sevdiğinin üzerine, ağaçlara ve benzeri aklınıza gelebilecek ne olursa olsun, peygambere, Kabe'ye, ne olursa olsun Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tür yemin etme şeklini yasaklamıştır. Çünkü Müslümanın kalbinde
tazimi en çok hak eden Allah Azze ve Celle'dir. Onun için sen ne yapacaksın? Eğer yeminine bir şeyi ekleyeceksen Allah Azze ve Celle'nin lafzı celalesini ekleyeceksin veya herhangi bir sıfatını ekleyeceksin. Böyle yemin edeceksin. Birinci nokta bu. Aleyhissalatü vesselam bize bu konunun hükmünü anlatıyor. İkinci nokta, Aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden biri şayet eğer ki yemin edecekse o zaman dürüst olsun. Doğru söylesin. Şimdi birincisi ne dedi? Dedi ki Allah üzerine yemin et. Ataların üzerine yemin etme. İkinci ne dedi? Yemin edeceksen, Allah'ın ismini kullanacaksan dürüst ol o zaman. Doğru konuş. Doğru konuş. Yani sen yalan üzere Allah'ın ismini kullanarak yemin edersen demek ki sen Allah Azze ve Celle'yi hafife alıyorsun. Allah'ın azabını hafife alıyorsun. Sen Allah'ın azabından emin mi oldun ki Allah'ın ismini anıp yalan söylüyorsun? Sana bir şey olmayacağını mı zannediyorsun? Evet, böyle yapan, Allah Azze ve Celle'nin ismini kullanan yeminlerinde ve yalan söyleyen insan lisan-ı haliyle bunu demiş oluyor kardeşler. Allah muhafaza, büyük bir tövbe istiğfara ihtiyaç var burada. Bunu yaptıktan sonra ne gerekiyor? Bunların her biri ayrı ayrı bir şart. Üçüncüsü de adam Allah adına yemin etti. Doğru söyledi. Doğru söylediğine de kanaat getirdin. Sana düşen nedir? İkna olmaktır. Sen ikna olmazsan bu sefer sen Allah Azze ve Celle'nin ismini, kadrini düşürmüş oluyorsun. Tazimini düşürmüş oluyorsun. Eksiklik görmüş oluyorsun. Üçü de birbiriyle bağlantılı. Ondan dolayı alimler diyorlar ki burada önemli bir nokta var. Müslümana düşen Allah Azze ve Celle'nin ismini duyduğu zaman ona inanmaktır. Asıl itibariyle bu böyledir. Çünkü İsa Aleyhisselam sahihinde geçen bir rivayette bir hırsız görüyor. Adamın hırsızlık yaptığını görüyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Hırsızlık mı yaptın diyor. Hayır diyor. Beni yaratan zata yemin olsun ki ben öyle bir şey yapmadım diyor. O da diyor ki ben gözlerimi yalanlar seni doğrularım o zaman. Neden? Neden böyle sizce? Çünkü öyle bir zata yemin etti ki İsa Aleyhisselam'ın kalbinde Allah Azze ve Celle'nin sevgisi büyük, tazimi büyük. Allah'ın ismini duyunca tamam ben gözümü yalanladım ama seni doğruladım. Bu neye benzer kardeşler? Bu şuna benzer aslında. İnsan gözleriyle görse bile bazen yanılabilir. Kulaklarıyla işitse bile bazen yanlış duyabilir. İnsan kendisinden çok emin olmaması lazım. Ya evet ben gördüm, %100 gördüm. %100 görmüş olamazsın yani, böyle bir şey yok. Sen oradaydın, evet şahit oldun. Aradan bir zaman geçti, belki unuttun. Belki araya bir şey girdi. Değil mi? Adam yemin ediyor, yapmadım diyor. Ve adam dürüst. Daha önce de yalan söylememiş. Sana düşen ona ne yapmaktır? Sana düşen ona ikna olmaktır. Adam Allah Azze ve Celle'nin ismini andığı takdirde sana düşen ona ikna olmaktır. Tabii alimler bu meseleleri ayırmışlar. Demişler ki birincisi, İslam şeriatında mahkemelerde biliyorsunuz bazı durumlarda Müslümanlardan delil olmadığı zaman yemin istenir. Der ki yemin edeceksin. Birçok konu var böyle. Şayet bu şahıs yemin ederse sana düşen, sana vacip olan buna razı olmaktır. Başka bir şey yok. Çünkü şeriat bu konuyu hükme bağlamak için adamdan yemin istiyor. Adam da yemin ediyor. Sen de mecbur hakkından vazgeçeceksin. Mecbursun çünkü. Allah Azze ve Celle kanunları, şeriatı böyle koymuş. Ha o adam yalan söylüyorsa Allah'ın adını kullandığı için kıyamet günü büyük bir azaba girecektir. Bu birincisi. Birinci vecih. İkinci vecih, insanlar arasındaki yemin. Sen biriyle bir sıkıntı yaşadın. Adam sıkıntılı bir şahıs. Yalan söyleme alışkanlığı çok var. Ve sen ona soruyorsun, o da yemin ediyor. Eğer bu adamın yalan söyleme ihtimalini göz önüne alarak bu adam yine yalan söylemiştir diyorsan inanmak zorunda değilsin demiş alimler. Çokça yalan söyleyen, çokça fasık, facir bir adamsa bunun söylediğine inanmayabilirsin. İnanmayabilirsin. Çünkü adam çokça yalan söylüyor. Veya bu da başka bir vecih. Adam dedi ki bu bardak kartondandır dedi. Allah'a yemin olsun ki kartondandır dedi. Şimdi bu hissen belli cam değil mi? Sen diyebilir misin ki benim seni tamam yemin ettin ama senin sözüne itibar edeceğim diyebilir misin? Diyemezsin.
Çünkü bu camdan yapılmış. Hepimiz gözlerimizle görüyoruz. Ve bu adam da yalan söylüyor. Allah'ın ismini kullanarak yalan söylüyor. Bu adama da inanmamız şart değil. Dolayısıyla başka bir vecih, adam İslam şeriatı adına yalan söylüyor. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki İsa Allah'ın oğludur. Haşa ve kella. Ne diyeceksin? Yeminine itibar mı edeceksin? Tabii ki itibar etmeyeceksin. Veya Allah'a yemin olsun ki Kur'an değiştirilmiştir dese. Sen ne diyeceksin? Git diyeceksin. Sana itibar etmiyorum, seni yalanlıyorum. Çünkü sen Allah'ın ismini kullanıyorsun, bir de küfür sözü işliyorsun. Allah'a ve Resulüne iftira atıyorsun diyeceğiz. Değil mi? Dolayısıyla kastettiğim mesele nedir kardeşler? Şer'i mahkemelerde Müslümana düşen, vacip olan, kadı o şahsa yemin etmesini şart koşuyorsa yemin eder, sana düşen de ona razı olmaktır. Ama kendi aranda o adam eğer gerçekten dürüst bir insansa, yalan söyleme ihtimali %50, %50 dahi olsa sana düşen ona ikna olmaktır. Ama yalan söyleme ihtimali yüksekse ve söylediği şey hissen, aklen, şeriata terse sana düşen onu reddetmektir diyebiliriz. Bu meselelerin her biri bu şekildedir. Kısaca anlatabiliriz. Ve kardeşler, biraz önce söylediğim meseleyi tekrar etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle'nin ismini kullanarak yalan yere yemin etmek büyük günahlardandır. Genellikle bunu nerede yapıyorlar? Genellikle ticarette yapılıyor bu. Ve yemini gamustandır bazı alimlerin içtihadına göre. Peygamber aleyhissalatü vesselam birçok rivayet naklediyor. Öncesinde şunu söylüyor. Allah Azze ve Celle kıyamet günü bu adama bakmaz, bu adamla konuşmaz ve onu günahlarından arındırmaz diyor. Ve rivayet ediyor. O öyle bir insandır ki ikindi vaktinden sonra malını satmak için yalan yere yemin eder. İnsanları inandırır. Tabi hadis uzun, ben sadece bizi ilgilendiren meseleyi naklediyorum. Başka rivayetlerde o ne yapar? Malının reklamını yapmak için yalan yere yemin eder. Yalan yere yemin eder. Allah'ın ismini kullanarak. Ve benzeri. Veya devlet reisinin kendini inandırmak için yalan yere yemin etmesi gibi. Bu tür meseleler biraz önce anlattığım tehditle beraber düşünün. Allah Azze ve Celle kıyamet günü bu insanların yüzüne bakmaz. Onlarla konuşmaz. Ve onları arındırmaz günahlarından diyerekten Allah Azze ve Celle bize böyle bir tehditte bulunuyor bu insanların yaptıklarından dolayı. Evet, bu bab bu şekilde kardeşler. Allah Azze ve Celle izin verirse şimdi bir sonraki baba geçiyorum. Bu babta da şundan bahsedeyim öncelikle. Bu babı zaten bir önceki bablarda işledik. Sadece hadisten veya hadislerden nasıl istifade ederiz? Önemli bazı noktalar var, onu anlatmaya çalışacağım. Yoksa bu meselenin hükmünü geçen haftalarda anlatmıştık. Ondan bahsetmeyeceğim diyebiliriz. 44. bab. Babu kavli ma şaa Allahu ve şi'te. Allah ve sen dilersen sözü hakkında gelen bab. Allah ve sen dilersen sözü hakkında gelen bab. Yani burada ne vardı? Bundan önceki haftalarda bu meselelerden bahsettik. Dedik ki ve atıf harfi ile Allah Azze ve Celle'nin ismi yan yana geldiği zaman bu küçük şirke delalet ediyor. Şayet bir adam bunu kalben itikad ederse bu büyük şirke delalet ediyor demiştik. Bunun yasak olduğunu söylemiştik. Ancak bu aktarılan hadislerde başka meseleler var. Onu anlatacağım. İnşallah Allah Azze ve Celle izin verirse. Dolayısıyla bab başlığının bizim konumuzla ilgisi küçük şirk olması sebebiyledir. Şayet kalben itikad ederse büyük şirktir. Evet, şimdi oku abi. 44. bab. Allah ve sen dilersen sözü hakkında. Kuteyli'den şöyle rivayet edilmiştir. Bir Yahudi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve siz şirk koşuyorsunuz. Çünkü Allah ve sen dilersen diyorsunuz. Evet. Burada Yahudilerle alakalı bir nokta. Yahudiler geliyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselama bu konuda bir uyarıda bulunuyorlar. Biz meselemize geçecek olursak Yahudi ile alakalı meseleyi en son zikredeceğim. Çünkü bununla alakalı bir rivayet daha var. En son rivayette. Burada sen ve Allah dilersen meselesinde Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yasakladı. Devamını oku şimdi abi orayı.
Ayrıca Kabe'ye yemin olsun ki diye yemin ediyorsunuz. Evet, dedi. Kabe'ye yemin olsun meselesini anlatmıştık. Biliyorsunuz Kabe'ye yemin edilmez dedik. Bu ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin zatı dışında ne olursa olsun Allah Azze ve Celle bunu yasaklamıştır. Sen yemin edemezsin. Mesela insanın aklına şu gelebilir. Ya Kabe Allah'ın evidir. Değil mi? O zaman ondan isteyelim. İsteyen var mı? Var. Gidin Şiiler neredeyse Kabe'yi sökecekler, İran'a götürecekler. O kadar tapıyorlar. Oradan toprak götürüyorlar. Dolayısıyla kitaplarımıza baktığımız zaman insanlar direkt Kabe'den istedikleri de olmuştur. Direkt onlardan yardım istemeler, direkt Kabe'nin, direkt kendisinden çocuk istemeler ve benzeri şirk türleri çokça mevcuttur. Halbuki biz biliyoruz ki Kabe bizim için bir kıbledir. Allah Azze ve Celle oraya doğru dönün, oraya doğru namaz kılın demiştir. Bundan dolayı biz oraya doğru namaz kılıyoruz. Allah Azze ve Celle orayı tavaf edin demiştir. Biz Allah'ın emrini yerine getirmek için bunu yapıyoruz. Yoksa biz Kabe'ye taşa tapmıyoruz. Allah muhafaza, bugünkü bazı ateistlerin dediği gibi değil. Biz Allah emrettiği için oraya doğru namaz kılıyoruz. Bizim buradaki niyetimiz, kastımız Allah'ın emrini yerine getirmektir. Ondan dolayı Kabe dahil olsa hiç kimse Kabe'nin üzerine yemin edemez. Edemez. Devam et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashaba yemin etmek istedikleri zaman Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki diye yemin etmelerini ve Allah ve sen dilersen şeklinde değil de önce Allah sonra sen dilersen demelerini emretti. Evet. Burada başka bir mesele daha var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize şunu öğretiyor. Diyor ki öncesinde ne dedi? Öncesinde dedi ki sen ve Allah dilersen demeyin dedi. En sonunda bize doğru olanı öğretti. Dedi ki önce Allah sonra sen dilersen de dedi. Burada ne var kardeşler? Burada Mutezile'ye aslında bir reddiye var. Biliyorsunuz Mutezile ve Kaderiye bunlar insanın fiilinin olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin kötü fiillerde hiçbir payının olmadığını söylüyorlar. Yani bütün işi insanlara yüklüyorlar. Kul kendi fiilini kendi yaratır diyorlar. Hatta içlerinden bazıları. Yani her şeyi kendisi yapar diyorlar. Aslında burada Mutezile'ye ve benzeri fırkalara reddiye var. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki önce Allah sonra sen dilersen de diyor. Çünkü dileme kime aittir? Allah. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Yani ilk dileme kimindir? Allah'ındır. Allah dilemeden sen yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Bu bir kere temeldir. Bir adam Allah ve sen dilersen dediği zaman bir kere bu ayete muhalefet etmiş oluyor. Ve Allah Azze ve Celle birçok noktada alemlerin Rabbi Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. Ondan dolayı Mutezile'ye bir reddiyedir diyebiliriz. Ehli sünnet şunu diyebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam yanlışı ne yaptı? Reddetti. Bize doğru olanı öğretti. Bize doğru olanı öğretti. Mesela bu hadiste geçtiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam ne dedi? Kabe'nin üzerine yemin etmeyin dedi. Kabe'nin Rabbinin üzerine yemin edin dedi. Alimler demişler ki bakın demişler Peygamber aleyhissalatü vesselamın üslubu o kadar güzel ki yapma demiyor. Yapacaksan böyle yap diyor. En yakın olan örnekle tavsiyede bulunuyor. En yakın olan örnek de Kabe'ye yemin etme, Kabe'nin Rabbine yemin ettim de diyor. İkinci noktada ise şunu söylüyor. Diyor ki Allah ve Resulü dilerse deme, önce Allah sonra Resulü dilerse de diyor. Yani yol gösteriyor ve gösterdiği yol da en güzel yol. En kısa yol ve en yakın yol. Hani yapma böyle yapacaksan şöyle yap diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ondan dolayı kardeşler aleyhissalatu vesselamın bize bu konudaki tavsiyesi gerçekten çok güzeldir diyebiliriz. Evet devam et. Yine Nesai'de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayete göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah ve sen dilersen deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah'a ortak mı kılıyorsun? Yalnızca Allah dilerse buyurmuştur. Burada sizin de bildiğiniz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam burada bir tepki gösteriyor. Ece'alteni lillahi nitten sen beni Allah'la nit mi kıldın? Eşit mi kıldın?
diye kızıyor. Kızıyor. Şimdi geçen hafta abi soruyu sormuştu zaten. Dedi ki Kur'an ve sünnette Allah ve Resulü kelimeleri ve atfıyla yapılıyor. Doğru mu? Doğru. Veya Allahu ve Resuluhu a'lem diyor sahabe. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Bu kelimeler normalde bu hadislere lafız itibariyle ters değil mi? Aleyhissalatü vesselamın söylediğiyle zıt değil mi? Normal itibariyle evet zıttır. Normal itibariyle zıttır. Çünkü kelime olarak ve atfıyla yapılmış. Bu da ve atfıyla yapılmış. Normalde yapılmaması gerekir diyebilir bir insan. Ama biz diyeceğiz ki bunlara birinci nokta. Geçen hafta bir kısmını anlattım. Dedim ki Allah Azze ve Celle'den böyle geldiği için ayetler Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabıyla bu konuşmaları geçmesine rağmen Allah uyarmadı. Peygamber de uyarmadı. Bu bizim için nedir? Hükümdür. Bu hüküm böyle inmiştir. Birinci nokta bu. Birinci nokta bu. Çünkü bir şeyin helalliğini, haramlığını kim belirliyor? Allah Azze ve Celle belirliyor. Bir sözün helal olmasını, haram olmasını kim belirliyor? Allah Azze ve Celle belirliyor. Dolayısıyla biz de diyeceğiz ki birinci kaide Allah Azze ve Celle böyle dilediği için biz böyle yapıyoruz. Resulullah buna bir şey demediği için biz böyle yapıyoruz. Bu birinci. İkinci nokta ise alimler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki şer'i olan meselelerde Allah Azze ve Celle ve atfıyla hep peygamberine atıf yapmış Kur'an'da. Sahabe de bunu yapmış, peygamber buna şey dememiş. Çünkü وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَى اللّٰهِ Her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu şer'i meselelerde Allah ve Resulü'nün verdiği hükümleri aynı göstermek için Allah Azze ve Celle bu şartı, bu kaideyi koymuş. Yani fark ettiyseniz bu ve atfı geçen yerler hep şeriatla alakalı meselelerde. Ama kevni meselelerde böyle bir şey yok. Yani rububiyette böyle bir şey yok. Yani Allah'ın dilemesi, Allah'ın yaratması, rızık vermesi, zarar vermesi, fayda vermesi konusunda Peygamber aleyhissalatü vesselam اَجَعَلْتَنِ لِلّٰهِ نِدَّنْ Sen beni Allah'la denk mi kıldın? Çünkü dileme Allah'a aittir. Ama ilimdir, şeriattır, bununla alakalı öğretmedir. Bu meselelerde Allahu ve Resuluhu alem gibi sözleri caiz görmüşler. Sahabe burada kastederken peygamberin Allah'tan aldığı vahiyi kastederek söylediğini söylemişler. Bu meselenin de tafsilatı bu şekilde. Yani bir, bu bir hükümdür. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselam şeriatın emrettiği meselelerde evet ve atfını kullanmıştır Allah Azze ve Celle ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ama kevni meselelerde kesinlikle bunu kabul etmemiştir şeriat. Bunu diyeceğiz. Başka bir mesele ise şunu söyleyeceğiz. Bu hadisten istifade etme meselesiyle alakalı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوحَى Bana muhakkak ki ancak bir beşer olduğum vahyediliyor. Yani peygamber bir beşer. Rububiyette hiçbir payı yok. Yaratmada hiçbir payı yok. Rızık vermede hiçbir payı yok. Zarar fayda vermede hiçbir payı yok. Dolayısıyla ben bir beşerim. Allah bana böyle söylüyor diyor. Ve biz her gün peygamber aleyhissalatü vesselam'a abduhu ve rasuluhu diyoruz. Değil mi? Allah'ın kuludur ve resulüdür diyoruz. Kul nedir? Kul yemek yer, kul su içer, kul uyur, kul kıyafet giyer, kul kıyafet çıkar, çarşı pazar gezer, evlenir, çocuk sahibi olur ve benzeri şeyler. İlah için böyle şeyler söz konusu değildir. Böyle şeyler söz konusu değildir. Dolayısıyla birinci bizim buradan anlayacağımız mesele budur. İkinci anlayacağımız mesele ise اَجَعَلْتَنِ لِلّٰهِ نِدَّنْ Aleyhissalatü vesselam fark ettiyseniz böyle bir mesele duyduğu zaman direkt tepki gösteriyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Biri sizi yüceltirse sizin yanınızda bir küfür sözü söylerse veya sizin hakkınızda aşırı şeyler söylerse dur kardeşim dur. Sen beni Allah'la eşit mi tuttun? Veya sen beni peygamberle eşit mi tuttun? Veya sen bana çok büyük kutsiyet mi verdin? Ne yapıyorsun sen? Diyebilirsiniz. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselamın tavrı böyle.
Bize düşen de Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini olduğu gibi yerine getirmek. Çünkü biz her zaman hatırlatıyoruz. Bazen bazı kimseler çok yüceltiliyor. Kimse demiyor. Ya kardeşim hele dur sen ne yapıyorsun? Ben bunların hiçbirini hak etmiyorum. Öyle değil mi? Hiçbirini hak etmiyorum. Ne yaptın sen be? Beni yerin dibine soksaydın daha iyi. Ali radıyallahu anh'un verdiği tepki gibi. Dediler ki ey Ali sen ilahsın dediler. Ali radıyallahu anh'u tabiri caizse çıldırdı yani. Onları hepsini ne yaptı? Ateş çukurun içine attı ve yaktı. Siz ne diyorsunuz dedi yani. Siz ne diyorsunuz? Nasıl musavvi kılıyorsunuz beni Allah Azze ve Celle ile diyerekten çok büyük ağır bir tepki verdi Ali radıyallahu anhu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da lafızda teşrik yapan birine bunu söylüyor. Başka bir nokta buradan anlayacağımız önemli. Ne diyor? Bel maşa Allahu vahdehu. Yani sadece Allah dilerse din. Bilakis sadece Allah dilerse din diyor. Yani onlara doğru yolu gösteriyor. Bu da üslupte önemli bir nokta. Baktınız sizi yüceltiyor. Yok kardeşim öyle deme şöyle de. Bize düşen bize bu konuda aşırı giden kardeşlere böyle demek veya insanlara böyle demek dedik. Burayı söyledik. Şimdi burada bu meseleyi de zikrettikten sonra son rivayeti de okuyalım abi inşallah. İbn-i Mace'de Ayşe radıyallahu anh'ın ana bir kardeşi olan Tüfeil'den gelen bir rivayete göre şöyle anlatılmaktadır. Rüyada bir grup Yahudinin yanına geldim. Evet şimdi burada dur abi. Tüfeil kimdir? Kısa kısa gidelim çünkü hadis uzun. Tüfeil kimdir? Tüfeil Ayşe annemizin annesi bir kardeşidir. Kendisi bir rüya görüyor. Devam et. Siz bir kavimsiniz. Keşke Üzeyr Allah'ın oğludur demeseniz. Evet. Rüya görüyor. Rüyasında Yahudileri görüyor. Yahudileri görüyor ve Yahudilere bazı sorular soruyor. Ondan sonra onlar da onlara soruyor. Devam et. Onlar da siz de bir kavimsiniz. Siz de keşke Allah ve Muhammed dilerse demeseniz dediler. Evet. Şimdi burada fark ettiyseniz kardeşler Yahudilerle alakalı bir nokta var. Yahudi kimdir? Kısaca ondan bahsedeyim. Yahudi kelimesi nereden geliyor? Yahudi kelimesi şuradan geliyor. Yahuda kelimesinden geliyor bir görüşe göre. Yahuda Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarından bir tanesi. Bir görüşe de göre ise Yahudiler geldiler İsrailoğulları. Dediler ki ey Musa biz tövbe ettik ve sana döndük. O dönme kelimesi Yahudi kelimesinin türetildiği kelime olduğunu söylemişler. Bu iki tane meseleden türemiştir kelime olarak. Evet Yahudiler böyledir. Tüfeil rüyasında Yahudileri görüyor ve rüyasında şöyle bir konuşma geçiyor. Keşke siz Üzeyr Allah'ın oğlu demeseydiniz diyor. Üzeyr kimdir? Üzeyr müfessirlerin anlatımına göre İsrailoğullarından salih bir kişi. Salih bir kimse. İsrailoğulları onu ilahlaştırıp Hristiyanlara kıyasen Allah'ın oğlu olduğunu söylemişler. Dolayısıyla onları bu konuda Tüfeil rüyasında bunu bu şekilde suçluyor. Diyor ki keşke siz böyle demeseydiniz. Yani öyle bir kavimsiniz ki keşke bunu demeseydiniz deyince onlar da aynı şekilde cevap veriyorlar. Keşke siz de Allah ve Muhammed dileseydi demeseydiniz. Yani Allah ile Muhammed'i eşit tutmasaydınız diyerek onlara tabiri caizse reddiye veriyor. Devam et. Daha sonra bir grup Hristiyan'ın yanına uğradım. Onlara siz bir kavimsiniz. Keşke Mesih Allah'ın oğlu demeseniz dedim. Evet bu sefer Hristiyanlara uğruyor. Aynı şekilde onlara da söylüyor. Mesih denilmesinin sebebi de Mesih bir görüşe göre kardeşler İsa Aleyhisselam meshederek biliyorsunuz körleri gözlerini açıyor. Hastaları iyileştiriyor. Meshederek yaptığı için ona Mesih denildiği söyleniyor. Evet. Onlar da siz de bir kavimsiniz. Keşke Allah ve Muhammed dilerse demeseniz dediler. Evet. Devam et. Sabah olunca gördüklerimi anlattım. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve ona da anlattım. Bana hiç kimseye anlattın mı diye sordu. Evet dedim. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Tüfeil bir rüya görmüş ve içinizden gördüğü kimselere anlatmış. Siz bir söz söylediniz. Şu nedenler bu sözü size yasaklamama engel oldu. Allah ve Muhammed dilerse demeyiniz. Yalnız Allah dilerse deyiniz. İbn-i Mace.
Evet. Şimdi bu hadiste bir önceki hadis gibi Allah ile Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı eşit tutma konusunda lafızda teşrik olduğu için aleyhissalatü vesselam bunu hutbede ashabına anlatarak yasaklıyor. Tabi burada önemli birkaç tane nokta var. Bunların üzerinde durmak istiyorum. Birincisi kardeşler, fark ettiyseniz Yahudiler küçük şirkin ne olduğunu biliyor. Şirki biliyorlar yani. Ama bizim çevremizdeki sofilere bakın. Bizim çevremizdeki bu müşriklere bakın. Şirk nedir bilmiyorlar. Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden kovulmuş olan bir kavim bile şirkin ne olduğunu biliyor. Birincisi bizim buradan anlamamız gereken mesele bu. Bu anlatacağım meselelerin misallerini Muhammed bin Abdülvahhab en sonunda misallerde zikrediyor. Onlardan bahsediyorum. Bunları açıklamaya çalışıyorum. Evet. İkinci bir nokta ise insanın hevası olduğu zaman da anlayabilmesidir. Yani adamlar günahın içinde yüzüyorlar. Şirk bataklığındalar. Buna rağmen ne yapıyorlar? Senin şirk işlediğini, senin günah işlediğini anlayabiliyorlar. Farkında olabiliyorlar. Her birinize sorsam, desem ki bakın sizin de başınıza gelmiştir. Her birimiz bunu yaşıyoruz. Örnekte olduğu gibi kendileri Üzeyir Allah'ın oğludur diyorlar. Daha büyük bir cürüm işliyorlar. Ama gelip sana diyorlar ki Allah ve Muhammed dilerse demeyin diyorlar. Siz şirk işliyorsunuz diyorlar. Normalde tuhaf değil mi? Halbuki kendileri şirkin içindeler. Bu şuna benzer kardeşler. Bizim hayatımızda da var. Oradan örnek vermek istiyorum. Adam partici, hüküm ve hakimiyet noktasında Allah'a şirk koşuyor. Adam teşri yapıyor. Adam Kur'an'ı sırtının arkasına atıyor. Adam ayetleri değiştiriyor. Tabiri caizse adam bu benim kafama yatmadı diyor. Bir tane Müslüman görüyor. Ben seni orada sigara içerken gördüm diyor. Sen de sigara içiyordun diyor. Bak şimdi adamın işlediği cürüme bak. Bir tane Müslümanı görüyor sigara içerken. Adam bundan bahsediyor. Veya şeyhin dediği gibi. Adam şirkin içinde yüzüyor. Şirkin ne olduğunu demek ki biliyor. Sana ne diyor? Siz diyor Vahabisiniz Vahabi. Siz Allah göktedir diyorsunuz. Siz Allah'a şirk koşuyorsunuz diyor. Sen Allah'ın bütün ayetlerini inkar ettin. 6600 küsur ayetini inkar ettin neredeyse. Hepsini tek tek sıralarsak. Bunları hiç gözünün önüne gelmiyor. Allah Azze ve Celle kendisinin 7 kat semanın üzerinde olduğunu söylemesine rağmen sen gelip ne diyorsun? Diyorsun ki yo, siz de Vahabisiniz. Siz Allah'a şirk koşuyorsunuz. Çünkü siz Allah göktedir diyorsunuz. Öyle değil mi? Veya helalleri haram, haramları helal yapıyorlar. Teşri yapıyorlar. Adamların umurunda değil yaptıkları şeyler. Yaptıkları hiçbir şey adamın gözünün önüne gelmiyor. Yahudilerle, Hristiyanlarla anlaşmalar yapıyor. Her sözleşmenin altına imza atıyor. Adamın gözüne gelmiyor. Ama sen en ufak bir şey yaparsın. Ya bunlar var ya bunlar terörist. Bunlar insanları öldürüyorlar. Bunların eline geçse var ya hepimizi keserler demeye başlıyorlar. Ya senin işlediğin cürüm kadar, işlediğin cürümü tek tek saysak tabiri caizse buradan köyümüze yol olur. O kadar cürüm işlemişsin. O kadar günah işlemişsin. Sen ne yapıyorsun? İşlediğin büyük günahları görmüyorsun. Gelmişsin bize diyorsun ki senin şu kusurun var, senin şu günahın var. Aynı Yahudilerin yaptığı gibi. Yahudiler de Allah'a şirk koşuyorlar. Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Allah'a eksiklik nispet ediyorlar. Allah cimridir diyorlar. Haş Allah yeryüzüne indi. Yakub ile güreşti diyorlar. Alakasız Allah Azze ve Celle'ye şirkler koşuyorlar. Bu onların gözüne gelmiyor. Ama ne diyorlar? Diyorlar ki sen ve Allah dilersen yanlıştır diyor. Bunu demeyin diyor. Bize mesela şunu da söylüyorlar aklıma gelmişken. Ne diyorlar? Ya diyorlar bunlar Vehhabi. Bunlar şudur, bunlar budur, bunlar teröristtir diyerekten seni bir kınıyorlar. Bunlar diyor Müslüman değil diyor, zındık diyor bunlar. Ondan sonra ne diyor? En sonunda diyor ki ama bunlar harici. Ne demek? Yani o kadar bizi tekfir etti. Sonra diyor ki bunlar harici, bunlar bütün herkesi tekfir ediyorlar. Ya sen daha bizi yeni tekfir ettin. Zındık dedin, Müslüman değil dedin, bunlar ehli sünnet dışıdır dedin, şu dedin, bu dedin. Bizi tekfir ettin. Sonra dedi ki bunlar harici. Ya senden âlâ tekfirci yok. Senden âlâ tabiri caizse bidatçı yok. Dolayısıyla bunlar nedir kardeşler? Bunlar insan içinde bulunduğu bataklığın derinliğini görmüyor ama karşısındakini görüyor. Yahudilerin düştüğü durum bunun gibi bir şeydir diyebiliriz. Veya taklitçilerin durumu
Mesela adam mezhep taklitçileri veya itikadi mezheplerde taklitçi olan insanlar da böyledir kardeşler. Adamlar içinde bulunduğu cürümün nasıl olduğunu bilmez. Sen bir meselede Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından birini kendisine nispet etmişsin. Demişsin ki Allah kendini nasıl tanımladıysa öyledir demişsin. Adam bununla seni kınıyor. Halbuki o ne demiş? Buradan kasıt şurdur, şuradan kasıt budur, buradan kasıt budur. Bir sürü tevil getirmiş. Sen de demişsin ki kardeşim Allah kendini nasıl vasıflandırdıysa ben öyle bilirim demişsin. Adamın kendi yaptığı şey gözüne gelmiyor ama senin yaptığın şey adamın gözüne batıyor. Aynı şu andaki Yahudilerin düştüğü durum gibi. Üçüncü nokta, diyor ki müellif rahmetullahi aleyh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın beni Allah'a denk mi tuttum demesidir diyor. Bu böyle deyince onun hakkında senden başka kime sığınayım diyen şairin hali nice olur diyor Muhammed bin Abdülvahab. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine gelen bu zata böyle kızdıysa, böyle tepki verdiyse, peki şairin söylediği söze ne demeli? Şair ne diyor? Senden başka kime sığınayım? Kim söylüyor bu sözü? El-Busiri dediğimiz şahıs, bundan önceki haftalar onun beytiyle alakalı bazı nakiller yapmıştık kardeşler. O beytte bu meselelerden fazlasıyla bahsettik. Dedik ki Burde kasidesi diye bir kaside var. Burde kasidesi. Bu adam sözde felçliymiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselama övgü dolu sözler yazmış. Tabii övgü dolu dediğimiz yani şirkte aşırılık yani. İşte senden başka sığınacak kimse yok. İşte levh de kalem de senin elindedir. Bütün her şeyin alemin ilmi senin elindedir. Ve benzeri aşırı sözler yazmış. Ve bunu yazdıktan sonra sözde bir dervişle karşılaşmış. Derviş demiş ki ben dün peygamberi gördüm. Onunla işte mecliste oturdum. Senden bahsetti ve senin bu yazdığın şeyi okudu gibi şeyler naklediyor. Ve sözde o adam da iyileşiyor. Yani o Burde kasidesini yazan adam da iyileşiyor. Ayağa kalkıyor, yürümeye başlıyor. Ve kardeşler bugün cübbeli gibi zındıklar sabah akşam bunları okuyorlar. Her mevlitlerde bunları okuyorlar. Ve bakın sitelerde şöyle şeyler yazar. İşte Burde kasidesinin şurasını okuyan şu hastalığa iyi gelir. Şurasını okuyan şu hastalığa iyi gelir. Şurasını okuyan şu hastalığa iyi gelir diye okursunuz. Böyle bir sapıklık, böyle bir şey olamaz. Ve içinde Peygamber aleyhissalatü vesselama aşırı Allah'la eşit tutan sözler çokça mevcuttur. Yani şirk dolu sözler vardır diyebiliriz. Bu bir tanesi. Hani Muhammed bin Abdülvahab dedi ya, o zaman bu şairin hali nice olur dedi. Biz de diyeceğiz ki peki bugün bazıları ilahi yapıyor. Değil mi? İlahilerde aşırı gidiyorlar. Bunların hali nice olur. Ne diyorlar mesela? Diyorlar ki gel şefaat eyle kemter kuluna adı güzel Muhammed. Şimdi bu ne demek kardeşler? Burada kul ve Rab ilişkisi de var. Yani peygamberi bir Rab olarak görüyorlar ve gel şefaat eyle diyorlar. Şefaati direkt Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan istiyorlar. İşte bu şirkin ta kendisidir. Ve mevlitlerde okunan sözler de şirkin ta kendisidir. Ta kendisidir. Ne diyorlar mevlitlerde kardeşler? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın annesi sahihte geçtiği üzere biliyorsunuz Müslüman olarak ölmediler. Yani daha önceki dinleri üzere öldüler. Bunları övüyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamla alakalı aşırı ilmin kendisinde olduğunu, ibadeti hak ettiğine dair, kendisine sığınılması gerektiğine dair, şifa verdiğine dair birçok sözler var. Mevlid kasidelerinde Süleyman Çelebi biliyorsunuz sonra çok sonraları yazdı ve şu anda insanlar arasında adet haline geldi. Dolayısıyla o zaman bu adamların hali nice olur. Şunun ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye direkt karşı çıkıyor. اَجَعَلْتَنِ لِلّٰهِ نِدَّنْ Sen beni Allah'la eşit mi tuttun? Hemen kızıyor. Veya başka rivayetlerde bir meclise giriyor, bakıyor ki insanlar kalkıyor, oturun diyor, oturun. Beni yüceltmeyin. Beni kardeşim İsa'nın yüceltildiği gibi yüceltmeyin. Kim yaptı bunu? Hristiyanlar.
Aşırı gittiler, aşırı gittiler. Sonra peygamberin vefatından sonra Allah muhafaza bugün de bu kendini bu ümmete nispet eden insanlar da aynısını yapmaya devam etti. Daha ilginç bir şey nakledeceğim. Daha aşırı bir şey nakledeceğim. Burası daha ilginç kardeşler. Hani biz bunlara kızıyoruz ama bir de bu anlatacağım şeyi dinleseniz diyeceksiniz ki yani Allah sizin belanızı versin ya. Bu kadar mı olur diyeceksiniz. Menakibul Arif'in kitabında yani Ariflerin Menkibeleri kitabında şunu naklediyor. Sultan Veled buyurdu ki bir görüşe göre Sultan Veled Celaleddin Rumi'nin oğlu. Onun oğlu. O naklediyor. Diyor ki bir gün babam medresede bilgiler saçıyordu. Bilgiler saçıyordu. Yani ilim saçıyordu tabiri caizse. Bu arada halis mürit nasıl olur? Gerçek mürit nasıl olur? Onu anlatıyordu. Dedi ki halis mürit kendi şeyhini herkesten üstün olduğuna inanan kimsedir. Yani gerçek mürit şeyhini herkesten üstün tutar. Ancak müritlik bu şekilde tamama erer dedi. Mesela dedi, örnek verdi geçmişlerden. Bir adam Beyazıt Bistami'nin müritlerinden birine senin şeyhin mi büyük yoksa İmam Ebu Hanife mi büyük diye sordu. Tabii ki Beyazıt Bistami'nin talebesi dedi ki tabii ki benim şeyhim İmam Ebu Hanife'den daha büyük. Sonra diyor sırasıyla saydı. Bütün sahabeleri saydı. Senin şeyhin mi büyük? Bu sahabeler mi büyük? Her defasında mürit dedi ki benim şeyhim daha büyük. Sonra geldi. En son dedi ki Muhammed mi büyük? Senin şeyhin mi büyük? Aleyhissalatü vesselam. Dedi ki tabii ki benim şeyhim büyük. Dedi. Daha kötüsü dedi ki Allah mı büyük? Senin şeyhin mi büyük? Dedi ki mürit ben Allah'ı şeyhimle gördüm. Şeyhimden başka bir şey tanımam. Hep onu tanırım dedi. Hep onu tanırım. Yani ben zaten şeyhimi gördüm orada. Dolayısıyla şeyhim daha büyük dedi. Başka biriyle sorduğu zaman bu soruyu şöyle cevap vermiş. Demiş ki Allah mı büyük yoksa senin şeyhin mi büyük diye sordu. Bu da dedi ki mürit bu iki büyük arasında hiçbir fark yoktur dedi. Kardeşler sapıklığı görüyorsunuz değil mi? Hani biz biraz önce peygamberle Allah'ı eşit tutanı kötüledik değil mi? Lafız itibariyle tutanı kötüledik. Burada bizzat bunlar bir İmam Ebu Hanife'den mi daha büyük? Tabii ki ondan daha büyük. Sahabeden mi daha büyük? Tabii ondan daha büyük. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan mı büyük? Tabii ki ondan daha büyük. Allah'tan mı daha büyük? Evet Allah'tan da daha büyük dedi. Çünkü ben şeyhimi tanıdıktan sonra Allah'ı tanıdım diyor. Veya ikisi arasında hiçbir fark. İşte bu şirkin ta kendisidir. İşte bu müşrikliğin ta kendisidir. İşte Mekke müşriklerinin yapmadığı şeydir bu. Biz her zaman diyoruz ya, sizler Mekke müşriklerinden daha kafirsiniz ve daha aşağılıksınız. Her ne kadar bunları gizleseniz de kitaplarınızda bunlar geçiyor. Allah Azze ve Celle ömür verirse bunların kitaplarından derleyip bunların sapıklıklarını tek tek anlatacak onlarca ders yapabiliriz. Çünkü öyle sıkıntılı şeyler var kardeşler ve bunu ne yapıyorlar? Bunları tevil etme yoluna gidiyorlar. Aşıktı haşa diyorlar. Allah'a aşıkmış sözde. Veya sarhoştu. Sarhoş derken yani aşkın durumuyla sarhoş olmuş söylemiş diyorlar. Ama tabii bu anlattığım mesele müritle şeyhin arasındaki ilişkidir. Mürit nasıl olur? Gerçek mürit nasıl olur? Onu anlatıyor. Burada aşk da yok. Tabiri caizse burada sarhoşluk da yok. Apaçık itikatları budur. Çünkü bunlar vahdedi vücut inancına itikat ediyorlar diyebilirim. Evet. Ve müellifin bu hadislerle alakalı söylediği dördüncü mesele bu hadislerden anlıyoruz ki demek ki bu büyük şirk değil küçük şirktir. Yani sahabenin bu durumu büyük şirk değil küçük şirktir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu erteliyor. Büyük şirk olsaydı ertelemezdi. Direkt karşı koyardı diyorlar. Beşincisi sadık rüya vahyin bir parçasıdır. Buradan da bunu anlıyoruz. Tufeyl rüyasını görüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam da onun rüyasını tasdikliyor. Ama öncesinde ne diyor? Kimseye anlattın mı diyor. O gördüğü kimselere anlattığını söyleyince ondan sonra hamdele salvele çekerek ashabına bunun hükmünü izah ediyor.
Ancak kardeşler, her rüya sadık rüya değildir. Bazen bazı rüyalar vardır ki karmaşıktır. Karmaşık rüyalarda Müslümana düşen anlatmamasıdır. Adamın biri Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben rüyamda başımın kesilip yuvarlandığını, kendimin de onun peşinden koştuğumu gördüm. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam o bedeviye diyor ki, uykun esnasında şeytanın seninle oynamasını istemiyorsan bunu kimseye anlatma. Anlatma. Ve ne yapıyor? Bunu yasaklıyor. Yani karma karışık rüyaları kimseye anlatmanıza gerek yok. Sol tarafınıza 3 defa tükürün Allah'ın izniyle ve Allah'a sığının. Euzubillah deyin. Allah'a sığının. Ondan sonra Allah'ın izniyle size başka bir şey gerekli değildir diyebiliriz. Ondan sonra altıncısı ise Muhammed bin Abdülvahab'ın getirdiği misallerde sadık rüyalar bazen şer'i hükümlerin konulmasına sebep olabilir diyor. Mesela Tüfeil'in rüyasıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yasaklıyor. Bu rüya vesilesiyle yasaklıyor. Abdullah İbni Zeyd'in rüyasıyla, Ömer radıyallahu anh'un rüyasıyla da ezan biliyorsunuz yerine getiriliyor. Ezanın nasıl okunulmasıyla alakalı hüküm beyan ediliyor. Dolayısıyla rüyalarla bazen hükümler beyan edilebilir. Ancak bugünkü zındıkların yaptığı gibi değil. Çünkü din tamamlandı. Şeriat tamamlandı. Artık bu dine ne bir şey katabilirsin ne bir şey çıkarabilirsin. Bugünkü şeyhlerin dediği gibi ben rüyamda gördüm. Artık bu bana helaldir diyemez. Diyorlar mı? Diyorlar ama diyemez. Böyle diyenler kafirdir. İcmayla kafirdir. Allah'ın helaline haram, haramına helal diyen icmayla kafirdir. Artık hüküm belirleyemezler diyebiliriz. Burada duralım inşallah. Zamanımızı da doldurduk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke etubu ileyke.